MSI. Bunu ilk kez yapmıyor abi. Serivan Aegis 3 ile başlamış hatırlıyor musunuz? Hatta 5 yıl önce Aegis TI 3'ü incelemiştim. Bay ya. Şu halime bak. Kaytan bıyıklarım ve ben geçmişim bayağı ya. Şimdi bir de şunu söylemem gerekiyor. Buradaki e, logoya bastığınız zaman... mı? Tabii ki yıllar geçtikçe Acer serisi evrilmeye devam etti. En garibi de TI3 sanırım. Burada abi bildiğin Transformers olmuş. Ve yıl oldu 2022. Transformers dediğimiz kasa LOL'deki Velkoz'a dönüşmüş. Ben çok benzettim valla. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> haliyle gözünde böyle bir canavar oluşuyor. Yani ciddi söylüyorum abi bu bir tek bana mı o efektiflik geçiyor, detay geçiyor bilmiyorum ama MSI'nin Dragon'uyla ile alakası yok. Kendisi başlı başına bir uzay makinesi gibi duruyor. Karşıdan baktığın zaman da biraz korkutucu gibi. da böyle kablolara birleştirilmiş. Buradaki dikkat edersen bak. Şurada bir şeridimiz var arkadaşlar. Bu şeridi aydınlatma gidiyor. Buradaki güç kablosu sayesinde iki tarafta da var. Hem buradan geliyor hem de bak diğer tarafta bak gördün mü? Burada da kasanın ucunu takmışlar, bırakmışlar. Ve bunu sökmem lazım komple sökmek için. Wow. İçine bakıyoruz ama bak adamlar ekran kartını buraya aşağı bakacak şekilde yerleştirmişler. 3090 üst kısımda duruyor abi. Hemen altta radyatörümüz var. Bu radyatör şöyle dolaşırken arka tarafa bak. Güç kaynağımız burada abi. Ve en güzel şeyi söyleyeceğim şimdi size. Şimdi şöyle çevirelim. Anakartımızın üzerinde bir tane fan yerleştirmişler. SSD yuvalarımız var. Fan kontrolcümüz var. Ama burası mükemmel olmuş. Çok pratik. M.2 SSD yuvasına bakar mısınız? Gel abi bir tane. Bak kapağı açtın. Şuradan M.2 SSD'sini takıyorsun. Hop bitti gitti. Hadi oğlum. Şimdi böyle kompakt kasalarda içerideki parçaları sökmek gerçekten zor oluyor. Yani bak şurayı dik çekersek mesela bak hemen 2, 4, 5, 6, 7. 7 tane parçayı söktüm. Ortalama 35 tane vida söktüm. Hala ekran kartına ulaşabilmiş değilim. Tam böyle pes etmeye yakın oluyorsunuz. Diyorsunuz ki lan lanet olsun. Çekmeyeceğim, şey yapmayacağım diyorsunuz. Almayacağım diyorsunuz ama. Şimdi bak şu arkada tam şurada bir vida var tamam mı? şunu benim çekebilmem için o vidayı almam gerekiyor. O vidayı alabilmem için de dedim ki ya ben bunu nasıl yapacağım abi? Adamlar alttan olmuyor, üstten olmuyor derken sıvı soğutmaya öyle bir mekanizma yapmışlar ki. Bak. Görüyor musun? 10 numara. 240 mm bir radyatörümüze buradan ulaşabiliyoruz. Zaten içerideki şu vatandaşı sökmek için de buradan evet, direkt aktıra... Onu almam lazım. Yani ben bile zor görürüm. Siz gördüyseniz helal olsun derim yani. Ben Huf, şu işte bunu alana kadar anam aldı <laughs> yarım saattir uğraşıyoruz nereye gitti o vida burada videoları kaybetmeyelim şimdi dikkat edersek içerisinde DDR5 128 GB RAM var demiştik hepsi abi buraya yerleştirilmiş ben bunları bir alayım buradan hadi ya koçum şu bir şu iki bu tip kasalarda çıplak RAM kullanılır arkadaşlar %99.9'unda SK hynix zaten RAM'lar gayet kaliteli. Sadece üzerinde pasif soğutucuları bulunmuyor ve DDR5 her biri 32 GB boyuta sahip, taş gibi. Şimdi asıl mevzumuz ekran kartımızı alabilmek. Onu alacağım şimdi buradan. PCI slotumuzu sökeceğim. Pinlerimizi alalım. Ah! Oh! Lan bunu da mı buraya vidaladınız lan? İki tane vidamız var arkadaşlar şurada Elime bakar mısın ne yaptım? Patladı. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ekran kartının üst kısmında buradan ciddi bir hava çekiyor. Fanları yüzde yedi çalışıyor. Sesi zaten duyuyorsunuz. Şunu indir abi. Şimdi bak burada abi. Kağıt var şurada. Kağıdımızı koyalım. Bak. Nasıl çektiğini görüyor musun? Löp diye oturuyor. Ama dikkat ederseniz ekran kartının bu alt kısmı metal var arkadaşlar. Şurada. Bunu az önce zaten çıkartmıştım hatırlarsınız. Bu abi ekran kartı buradan havaya aşağı üflüyor ama metalden buraya doğru çıkıyor. Şöyle atmaya çalışmışlar. Bu çok sağlıklı bana gelmedi. Bu en azından buradan çıkarttığımız zaman alttaki diğer parçalarla bir tümleşik hava sirkülasyonu olsa egzoz fanından çıksa daha iyi olur dedi. düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim ama burayı ayrı bir ranza şeklinde bölmüşler. O yüzden bak şimdi kağıda bak havayı böyle buradan dışarı atıyor. Peki şimdi soru şu. Buradaki metal plakayı çıkarttığımız zaman ekran kartımızda işlemcide diğer parçalarımızın sıcaklığı farklılaşır mı? Bunu bir görelim. Evet plakayı çıkarttıktan sonra farkın olduğu açık arkadaşlar. Metal plakanın altı boş ve arka tarafta egzoz fanımız var. Aslında hava sirkülasyonu buradan daha iyi sağlanıyor ve tahliye ediliyor gibi. Ekran kartı çok büyük olduğundan dolayı altına destek olarak böyle bir çözüm üretilmiş ama 4-5 derecelik sıcaklığa mal olmuş gibi. Yani şimdi bence bu aradaki 4-5 derecelik fark azımsanacak gibi değil. Şu metal plakanın sıcaklığına bakarsak 39 dereceleri gösteriyor. Yük altında değiliz arkadaşlar. 40 derece şu anda. Bak burada da ekran kartı 56 derecede çalışıyor. Ancak ekran kartının bu şekilde konuşlandırması çok doğru. Bir de üstündeki plastik kapakta meş olsaymış var ya mükemmel olacakmış. Fanlar üstten çektiğim aşağı lap diye iletirdi. Kasanın ön kısmındaki özelleştirebilir alan mükemmel. Tık tık. Çevirdikçe aydınlatma, hazır profiller, monitör sekmesinde sistem anlık değerlerine kadar takip edebiliyorsunuz. Yazılım üzerinden de buraları kişiselleştirebilmek mümkün. Depolama ise ayrı ayrı bir önem vermişler. Kasada 2 TB Western Digital Gen 4 M.2 SSD ve 3 TB hard disk var. Hard disk alt bölüme gizlenmiş. M.2 SSD'miz ise burada arkadaşlar. İsterseniz sonradan bir M.2 daha takabiliyorsunuz. Testini de tabii ki yaptım. Kasadaki Western Digital Gen 4 M.2 SSD saniyede 6954 MB okuma, 5262 MB yazma performansı veriyor. IOPS değerleri de ondan az yana kalır bir hali yok. Manyak bir şey. Kasaya saygı duymamak için hiçbir neden yok. Adeta makine abi. 12900K ve RTX 3090'ı tartışmaya bile gerek yok derken 128 GB DDR5 4800 MHz RAM'leri gördükçe vah dedim yani. Sadece burada dikkat ettiğim ve yakından izlediğim kısım 12900K 240 mm sıvı soğutmayla beraber yük altında ne kadar soğutabiliyor kendisini. Üstelik böyle kompakt kasalarda. Bu koca dev 4K Time Spy Extreme testinde 4600 grafik skoru, 8930 da işlemci skoru alıyor. Tam beklediğim performans bu arada. Ancak merak ettiğim daha önemli kısım sıcaklıklar abi. Bak CPU 57 derece, GPU 69 derece teste başlamış. 74 derecelerde bitirmiş. Bu verdiği mesaj önemli. Böyle bir kompakt kasadan başlangıç için mükemmel bir performans. Bu arada dostlar performans testlerimizi yapmadan önce monitörü genellikle sorduğunuzdan dolayı söyleyeyim. MSI'nin Optics CQ4 serisi 32 inç, 165 Hz, 1 MS ve VA panele sahip monitörü. Biz şimdi şeyi açtık değil mi burada? Herkesle kapışmaya açtık. Sinirlendim ha. Bu arada bir şey soracağım. Yanlış da vurdum gördün mü? Gördün mü? Gözüm kapalı oynuyorum hemen. Sinirlendim çünkü. Bu arada bir şey soracağım. Oyun oynarken sizce 32 inç monitör mü daha iyi yoksa 27 inç monitör mü daha iyi? Şu açıdan performansı değerlendirir misiniz? Hadi performanslarımıza bakalım. Performans bazında sistem çok kallabe olduğundan dolayı tüm oyun testlerini 4K'da yapıyorum dostlar. Apex Legends'la başlıyoruz. Burada direkt rakibi olan RX 6900 XT modelini de ekledim. MSI RTX 3090 128.4 ortalama ile 6900 XT'nin gerisinde birazcık kalıyor. Ancak maksimumda 8 FPS'lik fark oluşmuş durumda. Kaldığı kol vardı ise işler biraz daha farklı. Belli olması amacıyla DLSS'in farkını göstermek istedim. RTX kapalı DLSS performans modundayken RTX 3090 200 FPS'lere kadar tırmanıyor. Ortalamamız ise 158.4. Güzel. RX 6900 XT'ye baktığımda 104.4 ortalama ile testi bitirirken DLSS'in katkısı tam 54 FPS. Müzik <laughs> AMD tabanlı Doom Eternal her iki kartta da çok iyi sonuçlar verirken RTX 3090 bir tık daha iyi performans sergiledi. İki kartın ortalaması birbirine çok yakın. Yine AMD tabanlı bir oyun Far Cry 6'da RX 6900 XT 93.5 tepe noktasını görürken 3090 ile aralarında 3 FPS'lik kadar minik bir fark var. Ortalamalarda yine 2 FPS ile kafa kafaya diyebiliriz. Forza Horizon 5'i bitirmeye devam ediyorum. Ekstrem ayarlar var biliyorsunuz. Ultra'nın da bir üstü. Orada performanslar bayağı kırpılsa da dedim ki zaten sistem en üst seviye yani. Ne olabilir? RX 6900 xte 109.2, 3090 ise 103.4 ile testi bitirmiş oluyor. Ortalamada yine 6900 XT'nin birazcık üstünlüğünü görebiliyoruz. Bu oyunu ben çözemedim abi. Evet gerilimli bir oyun. Hafif aksiyonu falan var. Ama stabilite sıfır. Performansları baya baya öldürdüğünden dolayı çok sevemedim. O yüzden şahsi görüşüm daha fazla ekmek yemesi gerektiğini düşünüyorum. Her iki kartta da Ghostfire'da neredeyse kafa kafayalar. Yine bir fark göstermek istiyorum. God of War'da DLSS açık, RTX kapalı iken RTX 3090 163.4 FPS'i görüyor abi. Kapattığımda ise 123.5'lere kadar girildi. Ancak yine RX 6900 XT'nin önde kaldığını söylemek gerekiyor. Rainbow Extraction'da operasyon çekerken oyun her iki kartta da çok stabil. Tam Clancy'nin huyunu bu yüzden çok seviyorum abi kafanız rahat oluyor. Burada RTX 3090 ortalama olarak 6900X'e geçerken tepe noktasında bir tık geride kalıyor. Low Wolf bölümlerine oynamaya devam ettiğim Rainbow Six'te RTX 3090 maksimumda 6900 XT'yi 7 FPS ile geçiyor. Ortalamalarda 4 FPS civarı bir fark oluşunu söyleyebiliriz. Bu tablo finalde çok güzel çıktı. İlk başta şunu düşünüyorum. Ya bu tip kompak kasalar birazcık ısınabiliyor falan diye derken siz de böyle düşünüyor olabilirsiniz. Ancak şunu gördüm. MSI bu kasada hava sirkülasyonu ve performansa ciddi önemler vermiş. İçerisindeki parçalara bakmayın. Onlar değişebilir. Daha düşüyor olur, daha yüksek takılır. 16 RAM'lisi olur, ekran kartı 360 olur falan filan. Bunlar değişebilir ama kasanın genel yapısı hem tasarım anlamıyla hem de performans anlamında çok güzel abi. Bakmayın burada 84.1 CPU sıcaklığı görsek de ortalamamız 74.6 ve bunu 240 mm'lik radyatörle yapıyorsunuz. Çok iyi. Ekran kartı ise 80 dereceyi hiç görmedi. Ortalamamız 71.4. Ve her şeyin sonu olduğu gibi bu videonun da sona gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elinden geldiği kadar eğlenceli ve farklı bir içerikle karşınızda olmaya çalıştım. Keşke bizde kalsa da hani arkadaşlar bazen sonra abi ne olacak gidecek arkadaşlar. O yüzden emanete iyi bakmaya çalışıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. İyi akşamlar.